anlaşıldı şef. 13. Bir tane tadım levrek at içeriye Şakir. Bir tane gözü ben kolye marş. Kolye rak açtı. 80 köyde bol var marş. Babamdan aldığım restorancılık mirasını geleceğe taşımak benim en büyük hedefimdi. Bir geleneği aldım. Bunu büyütüp daha da ileri seviyelere getirmek istiyorum. Umarım ileride oğlum da benden aldığı mirası daha da ileriye götürüp bambaşka boyutlara taşır. Ailemizin restorancılık geleneğini bambaşka boyutta görmek ileride beni en çok mutlu edecek şey olur. Bugün hayata bakışımız düne göre çok farklı. Geçmişin klasik estetik anlayışları yerine deneyselliğe, özgünlüğe, konfora ve sadeliğe bırakıyor. Bu dönüşüm yolunu cesaretle takip edenler de mükemmelliğe ulaşıyor. Yüksek teknolojinin de desteğiyle tasarımın her alanında, hayatımızı yaşama biçimimizde, özellikle de yediğimiz yemeklerde bu cesur ve yenilikçi kişilerin yarattığı değişimi takip ediyoruz. Ben Sabah Tümer. Sizlerle bu programda lezzet tutkularının peşinden giderek ülkemizde bu dönüşümün öncülüğünü yapan şeflerin ve restoran sahiplerinin dünyalarına adım atıyoruz. Bu zanaatkarların yolculuklarını ve rafine malzemelerle yarattıkları gösterişli tasarımları keşfediyoruz. Seni buralarda görmek. Uzun zaman olmuş. Çok. Vallahi. İçeri geçelim hadi istersen, gezdireyim seni. Ya İzmir'in ilk pizzacısı babandı. Öyle. Sen de oradaydın. Aynen, biz de oradaydık. İşte 42 sene. Ufaktık böyle, koşturuyorduk dükkanda. Küçücük çocuklar, aynen. Evet, devamlı sizin sonra pizzacıya gelirdik. 3 nesil, 4 nesil büyüyor. Şimdi artık çocuk olarak ya, büyüyor, çocuğunu yapıyor, annesiyle geliyor. 3-4 jenerasyon, o da bizi çok mutlu ediyor. Ay herhalde, ne güzel. Peki oradan mı bu şimdi aile yadigarı mı denir, ne denir? Ya babadan gelen bir şey mi? Nereden sen? Gastronomi okudun çünkü. Evet, şöyle yani biz tabii ki küçükken restoranın içinde büyüdük. Yazları yarı tatil yaptığımızda yarısını da çalışarak geçiriyorduk. Oradan hep bu işi yapmak istedim. Ve önce turizm otel işletmeciliği okudum. Sonra yurt dışında da ahçılık eğitimi aldım. Sonrasında bir 10 sene kadar babamla beraber çalıştık. Yani hala beraber çalışıyoruz ama o zamanlar tabii kendimi geliştirme sürecindeydi. İşte catering'i ekledik, ev davetleri, düğünler.
bir fast food zinciri kurduk. Ve hep yapmak istediğim şey buydu. Doğal, yerel. Yani yurt dışına gittiğimizde bizim ülkemizde de çok iyi yemek piştiğini yabancılara da göstermek için ve yerli misafirlere de yerli yurt dışından gelen malzemelerle değil de kendi toprağımızdan yetişen malzemelerle ilkel yöntem olan odun ateşiyle yemek pişirmek için böyle bir yeri açtık. Nereden aklına Urla geldi? Burayı nasıl buldun? Ne oldu? O süreç, yani İzmir'de de açabilirdin bunu. Atıyorum İzmir'e dair başka bir yerde de açabilirdin ama bir sanki bir burada başka bir ruh varmış gibi değil mi Urla'da? Yani Urla'nın bütününde büyük bir ruh var. Fakat bizim için restoranı açmak şehirde değil de daha çok böyle ürüne rahat ulaşabileceğimiz bir yerde açmak istiyorduk. Onun için de Urla'yı seçtik. Ya bizim aile zeytinliğimizde. Yapar mıyız, yapamaz mıyız derken en sonunda babamı ikna ettim. Yani o da çok seviyor burayı. Onun için beraber götürüyoruz yani. Nasıl babamı ikna etti? İşte 10 sene söyledim. 10 sene oldu diyorum. Hadi canım, 10 sene mi? Ya burayı değil tabii ama yani hep bir proje yapmak istiyorduk. Ha. Ama o da belki benim pişmemi bekledi biraz. Onun için böyle beraberce kolları sıvadık. İşte eşim mimarisini yaptı buranın. Ha. Babam inşaatını yaptı. Ben pişiriyorum. Kaç onun sene için oldu? Bizim 1,5 sene oldu. Açalım. Önce İzmirliler geldi ilk bir 15-20 gün. Ondan sonra bir anda Türkiye'nin her yerinden misafir ağırlamaya başladık. Urla her geçen gün daha iyi gidiyor ve bir gastronomi şehri, gastronomi bölgesi haline geliyor. Ve yurt dışından da çok ciddi misafirler geliyor. Yani geçen hafta Tokyo'dan mesela dünyanın en önemli yemek kritiklerinden biri geldi. Topraktan çıkan ürünle modern bir Türk yemeği yapılmasını onlar da çok hoşuna gidiyor. Ve çok değer veriyorlar yani. Peki menüleri sen mi oluşturuyorsun? Evet, menüleri ben oluşturuyorum. Fakat yani ekiplerle toplanıyoruz. Herkesin fikrini de alıyoruz. Yani benim illa bir şey oluşturma önemli değil. Güzel bir şey olması önemli. Çünkü benim sevdiğimi misafirler sevmeyebilir. Onun için ortak herkes tadıyoruz yemeği. Herkesin fikrini alıyoruz. Ama ana bazını yani ne olacağını, outline'larını ben oluşturuyorum. Neye göre seçiyorsun? Mesela mevsimsel meyvelere, sebzelere göre mi seçiyorsun? Yoksa hani olmazsa olmaz ne var menüde? Yoksa her şey değişiyor mu? Her şey değişiyor. Yani ayda bir değişen bir menümüz var. 30 günde bir menü değişiyor. O da çok zor değil mi ya? Çok zor operasyonel açıdan. Bir de bizim burada yani komple menüyü değiştiriyoruz. Yani ürün kalemi de çok fazla. Ürün kalemi az değil. Yani o dönemde denizde, tarlada, yani doğada ne varsa biz onu misafirlere sunuyoruz. Yani enginar mevsiminde var bizde, kışın yok. Ya da donmuş bir ürün yok. Ha. Yani bizim bu civardan olmayan, yani buna genelde 0 kilometre pişirme deniyor şimdi İtalya'da yayılan bir akım. Yani 0 kilometre bizim çevremizde ne varsa onunla yemek pişiriyoruz. Yani buradan 200 kilometre gidip almıyoruz. Ha, evet. Aa, çok güzel bir şeymiş. Yani sadece dışarıdan kullandığımız çikolata var. Yani o da çikolata, herkesin sevdiği bir tatlı. Onun haricinde her şey bizim yerel, buradan. Kendi bahçelerimize ekiyoruz. Zeytinyağlarımızın hepsini burada sıkıyoruz. Makinalarımız burada presler. Sebze meyveyi de ekiyoruz. Tabii ki bütün hepsi yetmiyor bize. Yani %50'sini bahçeden alıyorsak diğer %50'sini de kontrollü tedarikçilerimiz var. Bizim için ürün üreten. Kayık kapatıyoruz çünkü deniz mahsulüne ulaşmak Ege'de olsak bile çok kolay olmuyor. Hmm. Çünkü standart her gün aynı balık çıkamıyor ya da aynı deniz mahsulü. Doğru. Onun için onlarla da iyi ilişkilerimiz var. Yani ilk en iyi ürün olduğumu bize getiriyorlar. Biz de kırmıyoruz. Öyle bir aile ilişkimiz oldu hepsi. Ay ne güzel ya. Peki böyle şey stres basıyor mu? Hani o ay sonu menüyü değiştireceksin ya. Evet. Eyvah ne olacak, ne yapacağım, ne yemekler yesek falan diye. Biz tabii çok yani hem catering hem eski işlerimizden dolayı artık bir de çok geziyordum ben. Şimdi pek gidemiyorum bir yere. Ama yani beyaz bir kağıt alıyorum eve gidince. O dönem ne varsa aklımdan gelen önce onlara yazıyorum biraz. Biz kağıt kalem çocuğuyuz değil aynen mi? Ben bilgisayarcı ben değilim. Hiç hayatta ben kitap yazdım, kağıt kalemle evet yazdım yani. Ben şey böyle yanıma A4'leri alıyorum tabii, sayfaları tabii, onun üzerine skeç yapıyorum. Üstü yani çize falan aynen o şekilde. Peki yurt dışına gittiğinde bu amaçlar için mi gidiyordun yurt dışındaki restoranlara yani falan da mesela? Restoran açmak için gitmiyordum ama yani ben Amerika'da açlık okudum. İşte İtalya'da çalıştım. Ama gittiğimde her zaman için yani yemek yemeyi çok seviyorum. Bu benim hem hobim hem işim yani. Evet yani işten daha çok hobim yani. Çünkü zaten bu iş olarak yani normal bir insanın yapacağı bir iş değil yani. Hani sabah 8'de başlıyorsun, gece 1'de bitiriyorsun. Evet, sevmek bayram yok, lazım. Seyran yok, çocuk evde. Yani kolay değil yani. Onun için
Çok seviyorum ben işimi. Yemek pişirmek rehabilitasyon gibi yani. Bence... Değil bir terapi. Evet, evde de yani herkes işte üzüldüğünde, sinirlendiğinde, başka bir şey olduğunda. Yani mutfağa girdiğinizde bütün dertlerinizden aranıyorsunuz. Gittiğimde de hep iyi restoranlarda yemek yiyoruz. Her tip yerde yiyoruz. Yani arabayla atlayıp 7-8 saat sadece bir restoranda yemek yemek için yol kat ediyorum ben yani. Ya da uçakla gidip ertesi gün dönüyorum. Onun için onlar da tabii yani çocukluğumuzdan beri farklı yerlerde yemek, farklı ülkelerde tatmak hep bir birikim oluyor. Yani şu anda ben bir kitaba bakmasam da aklıma yazarken ister istemez geliyor, tarifler geliyor yani. Yemek kitabımızı da çıkartıyoruz ve belgeselimizi. Ege köylerinden, yani burayı yapan demirciden, ha, o kadar mimardan şeye ve Ege köylerinde unutulmaya yüz tutmuş. İşte Kopanesti peynirinden tutun, işte Tire'de bir şey, Bozdağ'da başka bir şey, Ayvalık'ta. Bütün köyleri kapsayan ciddi bir kitap çıkıyor. Onunla beraber de mini belgesel serisi. İlk başta şey yaparken işte 11 yıl baba, yani 10 yıl babanı ikna etmekle uğraşmışsın. İşte bütün her şey başladı, inşaat başladı, o başladı, bu başladı. İşte 1,5 senede çok güzel bir yere geldin maşallah yani. Evet. Ama bunu tahmin ediyor muydun birincisi? İkincisi de hani eyvah ben aralarda mesela tam inşaat sırasında eyvah ben ne yaptım ya falan dediğin oldu mu? Yoksa hep bir güvenin var mıydı? Güvenim, yani güvendim çünkü örneklerine bakıyorsunuz. İtalya, Fransa, İspanya'da restoranlar hep böyle yani. Şehirde tabii ki var ama en iyi restoranlar hep ürünü olduğu yerlerde, uzaklarda ama yani gerçek deniz ürününe, gerçek ete ve gerçek işte üzüm suyuna ve hepsine ulaşabileceğiniz yerler yani. Onun için de hiç şeye kapılmadım. Fakat ilk açarken tabii restoranımızı ben daha 20 kişi ilk bir restoran açmak hayaliyle başladık. Ha öyle mi? Yani öyle düşünüyordum ama oturunca dedik ya bu iş böyle olmayacak. Kaç kişilik şimdi burası? Ha kışın bu kadar mı? Tabii kışın içerisi var. Yani kışın 100 kişilik bir restoran oluyor. Yazın 250'ye çıkıyor. Oo, bak çok büyük bir alan. Ne çok güzel ferah. Herkes böyle şey ayrı ayrı falan. Ayrı ayrı oturuyor. Yani burada biz hem Ege'yi zeytinin altında misafirlerimize sunuyoruz. Hem deniz mahsullerini denize sunuyoruz. Farklı geliyor yani şehirden sonra böyle yerlerde yemek yemek. Çünkü balığı genelde hep denizin kenarında biliyorsun, çeşmede ya da başka bir yerde yani. Ya da işte bana eti başka bir yerde. Geliyor ama, biliyor musun? Mesela hani yurt dışında falan da mesela gittiğim bir restoranda burada balık mı yenir diyorum mesela ki kaç seferinde hayatımdaki en güzel balıkları yedim. Ama yani hiç orada sanki balık yenmez bir şey. Şimdi mesela hep deniz kıyısında yenirmiş gibi bir psikolojim var benim. Yani biz önemli olan bizim için müşteri kapıdan valeyle mutlu girip valeyle gene tekrardan mutlu buradan çıkması. Bizim tek derdimiz. Yani kendi evimizde misafir ağırlıyormuşuz. Bunların hepsinin en büyük özelliği de yani buradaki yemeklerin hepsinin en büyük özelliği odun ateşinde pişmesi değil mi? Yani bizim burada %90'ı odun ateşinde pişiyor yemekler. İşte odun fırınımız var. Odun isteme mangalları var. Kendi özel yaptıklarımız. Ve kalkan inen grillerimiz var. Yani odun ateşi. Ve farklı odunlarda kullanıyoruz. Yani yemeklere farklı aromalar versin diye. İşte portakal odunu var, zeytin odunu var, meşe hadi var, kiraz var. Hadi canım ben şöyle şeyler bilmiyordum. Ya öyle at odunu olsun olmuyor. Ha öyle mi? Hani odun hani odun ya. Odun, değil mi? Odunun da bir kibarı var, şeyi hadi var. Hadi canım. Onun için yani burada da öyle farklı mesela, şeyler kullanıyoruz. Diyelim ki et yemeğinde. Ete ne odununda yapıyorsun? İşte, tamamen değişir. Ne aroması almak istediğinize bağlı. Yani onun için bizde her menü değişirken... Odun da değişiyor. Odunlar, stiller her şey değişiyor. Yani mesela bir balığı kiraz odunuyla tütsülerken... mangalda pişerken meşe odunuyla da pişebiliyor. Yani bunların hepsi değişiyor yani. Senin peki ateşle ilişkin ne? Yani biz burada yaparken doğal, her şey doğal olsun istedik. Onun için de tamamen yani doğal malzemeyi doğal pişirelim istedik. Yani ona işte farklı metotlardan ziyade evet yani anam babam usulü pişirelim ama lezzeti yüksek olsun. Bizim tek derdimiz onun için en taze malzeme en iyi pişirme metodu ateş yani ona göre bazısı çok yukarıda pişiyor, bazısı aşağıda, bazısı odun fırında. Onun için yani çocukluktan beri ateşle oynamayı çok severiz. Evde böyle bolca mangallarımız var. Yani onun için oradan çocukluktan gelen bir şey diyelim. Odun fırınından ahtapot. Şimdi bizim menü ikiye ayrılıyor. Bir tarafı tadım menüsü. Yani geldiğinizde diyorsunuz ki yani ben hiç menüye bakmayayım, şef bize yapsın yollasın. Bir tane tadım menümüz var. Yani bütün ürünlerden aralarından seçip küçük küçük önünüze 7-8 tane yemek geliyor. Bir tadım menüsü var. Bir de normal alakart menümüz var.
Yani isteyenler tadım menüsü yiyor, isteyenler alakart menüsü yiyor. Alakartta da içinden canınız ne istiyorsa seçebiliyorsunuz. Yani deniz mahsulleri, mesela yazın deniz mahsulleri daha ağırlıklı oluyor. Çünkü daha hafif olduğu için. İşte fine dining denen daha böyle şık yemekler var. Hem de normal böyle street food gibi sokak yemeklerini modernleştirip de servis ediyoruz. Yani her zevke hitap eden bir menü var. Çok enteresan şeyler var. Mesela 12 saat pişmiş dana döş var. Ha şu anda onu gördüm. Acayip. Onun yanında soğanlı incir reçeli var. Öteki tarafında da yerli Türkiye'den çıkan trüf mantarından bir sos var. Sütlü de ekmek var. Altında da sütlü ekmek var. Bir de bizim ekmek mutfağımız var. Yani buradaki, Urla'daki karakılçık buğdayından hep farklı farklı ekmek yapıyoruz. Yanınıza da veririz. Sabah kahvaltısından yersiniz. Ay ne olur. Lütfen. Ya bir şey söyleyeceğim, benim bu aralar çok dikkatimi çekiyor bu. Mesela şimdi pişmiş döşün yanında incir reçeli var. Neden? Neden? Yani bu meyveler bizim hayatımıza girdi. Ya yani meyveler dedim zaten hayatımızda da yemeğimizin içimiz içine girdi. Yani bir bakıyorsun salatanın içinden nar çıkıyor, bir bakıyorsun reçel ama şey çıkıyor, incir çıkıyor falan. Bunlar nasıl bu birleşip de o damak zevkine ve çok güzel oluyor. Kayısı çıkıyor mesela yemeğin içinden yani. Neden? Şey, evet, neden? Çünkü bu bunun amacı, mesela şimdi dana döşü alalım. Yapmak istediğimiz şey hep şu, yani her yemeğin içinde biraz kıtır, biraz ekşi, biraz tatlı. Yani bütün her şeyi dengelemek istiyoruz. Onun için de öyle ağır bir etin yanına biraz da tatlı bir şey koyup o ikisini dengeliyoruz yani. Ha, okey. Öyle şeker meker koymak yerine. Yani onlar evleniyorlar tabakta. Anladım, anladım. Çok güzel. Belki sağlıklı menü, yani hepsi sağlıklı. Bunların da hani özel böyle hani diyet menüsü gibi şeyler var mı? Var. Yani kışın 3 ayrı tadım menüsü yapıyoruz. Topraktan, karadan, denizden diye. Hem deniz mahsulleriyle bir tadım menüsü var. Hem işte topraktan gelen ürünlerle. Hem de karadan. İşte kuzu, dana, o ürünlerin olduğu bir menü var. Onun haricinde de veganlara ayrı menümüz var. Vejetaryenlere. Yani bir vejetaryen geldiğinde bir misafir normal tadım menüsü yediğinde onda vejetaryen tadım menüsü yiyebiliyor. Onu da ayarlıyoruz. Yani. Anladım. Ya tabii bunun içinde yeni moda biliyorsunuz işte fındık fıstık alerjisi olanlar var. Aa, evet, vegan var, evet, pesketaryen var yani. Bazen akşam şöyle düşün, 200 kişi oluyor. Bir masada vejetaryen, bir masada pesketaryen yani bizim için kolay olmuyor ama biz her misafiri memnun etmek bizim için çok önemli. Tabii. Ben şu etrafı da çok merak ettim. Ben biraz gezdireyim sizi, ister misiniz? Tamam lütfen. Otelimiz de var, orayı da göstereyim. Tamam. Osman beni gerçekten de hiç şaşırtmadı. Tutkusuyla, heyecanıyla, çalışkanlığıyla gerçekten muhteşem bir yer yaratmış. Bakalım bundan sonra neler yapacak?